Yemin ederim geçtim. Diğer sahadayım. En sevdiğin sor. Hayır sormayacağım. Sor sor. Sorayım. Üçlü köfte. Kardeşim. Biz isimsiz kahramanlarla şampiyon olmak istiyoruz birader. Herkese merhaba. Dünya Kupası muhabbetlerinin yeni bölümüne karşınızdayız. Yız diyorum çünkü çok işiz bugün. Merhaba. Umut var, Burak var. Arkalarda da İdil var. Dedik ki Dünya Kupası, bir de oynayalım, sahaya çıkalım artık ya. Sahaya çıkıyoruz. Hangi maçlar oynayacağız? Şimdi bugün Perşembe, bu videoyu ben attığımda Cuma olacak. Cuma günkü maçları oynayacağız. Şimdi ilk maçta Nijerya İzlanda'yı oynuyoruz. İkinci maçta da Sırbistan'la İsviçre'yi oynayacağız. Vallahi kritik maçlar. Hani zaten Dünya Kupası'nın başından beri böyle sonucu bilinemeyen iddia kuponlarını bir bir yatıran bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Bir de bakalım oyunda nasıl oluyor bu işler, onu görelim. O zaman yavaş yavaş girelim. Şimdi tabii şöyle bir soru var. İzlanda ve Nijerya maçı oynayacağız. Hangimiz İzlanda, hangimiz Nijerya olacak? Onun boş şeyini yapacağız galiba. Evet. 1-2-3. Tamam, makas. 3'te mi biter, tekte yendim mi? 3'te bitsin ya bari, ayıp yani. Taşkırt makas. Taşkırt makas. 2-0. Taşkırt makas. Sen sadece başka bir şey yapmıyorsun. Sana ne kardeşim, ben bu taktik. Taşkırt makas. Ay be. Taşkırt makas. Taşkırt makas. 2-2. Of. Güzel. Çok çok kritik. Taşkırt makas. Teşekkür ederim. İzlanda'yı alacağım ben. Tamam. Ben koyu yeşil olacağım. Nedeni bilmiyorum. O zaman ben de beyaz olayım da bari karışmayalım. Sağlar sağda gözükmeyebilirim. O yüzden beyaz alacağım. Sen o yüzden beyaz alacaksın. Allah'ım yarabbim, bana formaya karar veremedi ya. Sağ yeşil diyor. Çok mantıklı kardeşim. Şey neydi, Senegal maçında öyle oldu ya, göremedik adamları. Takım yönetimi. Geç çarpı yap. Yapacak mıyız? Ben yapacağım, üçlü defans seviyorum. Ben yapmayacağım. Neyin güzel? Yani? Kanka yardım edeyim mi ben seni kaldırıyorum? Hayır, ben bilmiyorum ama erdemlice... Sen adamsın çünkü. Erdemlice 10 gol yiyeceğim. Aynen öyle. Şimdi üçlü defans sevmemin sebebi, böyle bunlar da kafa karıştırıyor bence. O yüzden seviyorum. Şu ortaya bir adam bulmak lazım. Benim de üçlü defans sevmemin nedeni... Halfredson, onu arayın. Neylesin? Thank you. 5 lira mı olurum artık? Orayı da hesaplayın. Sigurdsson. Herkes sonlu burada, herkes babasının oğlu. Selam. Herkes babası... Aa, herkes son lan gerçekten. Evet. Sen nerelisin? Kimsin sen? İç gibi işte. İsveç mi, ne bu? İzlanda oğlum. Daha başın başında ya. Kaybedeceksin. O kadar bilmiyor. Başına gitsin ya. Hazırım. Şimdi şut mu şu mu? O. Aynen kare. Oo, çok köşeli olan. Çok baştan başladık ya. Başla hadi başla, Allah belanı verme. Aha. Oğlum şak siyah olmasa gözükmeyecek. Aa, ya. Olmaz ya daha Trabzon'da. Vuuu. Topa arayın. Lan ne yaptın da boğuluyorsun ya? Hop. Ben kırmızı kart. Hiçbir şey yok. Kırmızı kart ya. Şey. Var. Kırmızı kart bu ya. Ronaldo gösteriyor. Vuran oyuncu Fingurson ya. Ben burada hiçbir şey yapamıyor muyum? Aha. Aha seni yendim. Abicim sen nasıl tuş değiştirdin, ben anlamadım ya. Ay! Ay! Penaltı. Hayır. Penaltı. Ne penaltı ya? Murat da nasıl çirkin her şey, her penaltı. Her şey penaltı. El var, penaltı. Vallahi penaltı. El mi var? Yemin ederim geçtim. Diğer sahadayım. Diğer yarı sahadayım. Nasıl sayılır bunu, kareye aç. Ah. Oynasam bu kadar efor sarf etmem yemin ederim ben. Ay! Bakkala yolladı ha adamı. Ben peki adamı... Dur artık ya. Adamın çok karıştı orası, aklı karıştı ya benim de. Senin Dünya Kupası'ndaki favorin ne Umut? Top. Top mu? Topu seçiyorum. Ben ekmek spor. Hangi takımlar var? Nasıl yani? En baştan başlamamız lazım. Benim müthiş bilgili bir kanal ya bir oldu şey burası. Söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kaç dakika bu maç? Bayağı uzun galiba. Yok ya çok... 23. dakikadayız lan. Bitti. 5 dakika, 6 dakika hatta. Harika pas be! Hayır, hayır! Kim benim kardeşimin ismi ne? Bilmiyorum ki. Ben Nijeryalıyım bundan sonra. Benim favori takımım Nijerya. Ciddi söylüyorum ya, yemin ederim bundan sonra takip edeceğim Dünya Kupası'nı. Çok ısındım. Ya sen adamsın ya. Vallahi wow. Ciddiyim ya. Senin ne favori takımın? Ay! Ya ben Sırbistan falan seviyorum. Sırbistan, Hırvatistan çok tehlikeli takımlar aslında. Hiç böyle... Yani i̇nsanlar şey diyor ya, Brezilya bekliyor insan, bilmiyorum. Arjantin, insan. Almanya falan filan. Ben daha çok böyle underdog takımlar sevdiğim için. Peki Sırbistan'da mesela kim var? Adı hani bu adam iyi Matic oynuyor. Matic falan, gol geldi. Gol geldi! İzlanda attı. Laf arasında çıktı. Ya bu arada özür dilerim. Gerçekten muhabbet edip beni konuştum.
şey oğlum. Düşünüyorum. Acaba bu ne sene? Bunu da takip edeyim filan. Yani Sırbistan'da Matić var. Tadić var. Birçok yine içli, evet, içli bir tane. Çok çok içli bir takım. Evet, senin direğini bir sor. Hayır, sormayacağım. Sor sor. Sorayım. İçli köfte. Aha, bende, orada, orada. Bende. Vur, bende. Vur. Vur. Adam atıyor oldu beyler. Korner, korner. Neyse kolu ki korner. Kolu kırıyordum ha. Gördünüz mü? Neyse ki korner kardeşim, şansın devam ediyor. Ne bu? Ha. O alana, o bölgeye hedefliyorsun. Bu arada Umut'un ilk FIFA maçı. Evet. Yanlışlıkla bir futbol poliganı yarattın. Evet ya. Bundan sonra bütün maçları size götüreceğim Umut. Artık bundan sonra beraberiz kardeşim. Birden bir verenler seviniyor şu an. Selamlar, ne yapayım? Nasıl gidiyor işte? Bu arada Umut da Twitch'ten şu anda aynı zamanda yayında mısın şu an? Yayın yapıyorum da muhabbet edemiyorum. Böyle laf olsun diye çık. Devam ediyorum maça. Bir taktik değişikliği, oyuncu değişikliği falan var mı? Yok, bu sefer bir tane daha şuta basmayı planlıyorum. Tamam, güzel. O zaman ben de artık başlıyorum. Filmogason ya. Ya bu da tipik laftır ha. Tamam o zaman şimdi başlıyorum. O zaman ben şimdi başlayayım. Hop, şşt, dur, sakin ol. Tamam, güzel, devam. Aferin. Toparlayayım. Adamı verdim. Gol. Ne golü lan, o gol. Kadar dedi. He he. Oh! Dedim abi, yani gelişinden beri. Bir şey söyleyebilir miyim? Benim kaleci yemin ederim şöyle yaptı bak. Ne yaptı? Hani ya. Kaleci kraldı, ne oldu? Yuvarlak. Reis! Çok yavaş. Hiç yoktan ya. Gol yiyorduk ya yine. Saçma sapan. Çok yavaş vuruyor oğlum. Hayatta en sinir olduğum şey bu arada duran toptan gol yemek. 3 geldi oğlum. Bir şey diyeceğim, hayır. Offside. Offside. Ne oldu diye bekledim. Yemekten sonra. Adam offside dedi ya. Ama bir dakika. Bir dakika durduruyorum. Nasıl değil durdurdun? Offside şu değil mi? Ne? Benim topum havadayken. Tamam. Alakası yok. Tamam. Havada olması ile hiç alakası. Pardon. Vurduğunda adam topa, tamam. Senin oyuncun benim oyuncumla öndeyse offside. Tamam, evet. Evet, doğru. Öyleydi. Öyle değildi. Değildi. Devam edelim. Geri çıktı adam. Bir saniye, balina çağıracağım. Kafa atıyordum az kalsın. O kaleye kafa atıp kafasını yaran çocuğun ismi neydi? O kim be? Çe. Çe, Çe. Kaleci vardı ya. Vallahi Çe gibi olacaktım ha. E, maç bitiyor. Bitmesin mi? Bitmesin. Da. Çünkü yenildim. Hop. Hiç haber var mı bunlardan? Mesela Nijerya maç yaptı mı daha önce? İlk maçı mı? Yarın. Nijerya gibi. Maç yaptı. Hırvatistan'a yenildi 2-0. Hı hı. İzlanda maç yaptı. Arjantin'le 1-1 berabere kaldı. Şu an bütün underdogçular şeyci, İzlandacı yani aslında. Ay, vallahi yiyordum yine. Arjantin'le sürpriz bir beraberlik aldılar. Bir puanları var. Hı-hı. İki maçta böyle bir tane galibiyet alsalar belki gruptan çıkabilirler. Az şu an aslında Nijerya kötü, Nijerya biraz daha, evet, kötü durumda. Nijerya daha kötü durumda. İzlanda'dan değil mi? Nijerya işte İzlanda ile oynayacak. İzlanda Nijerya'yı bu şekilde Allah! Vallahi yenerse İzlanda 4 puan yapıyor. E oyun bitti. Oynuyordum ben. Yendin mi? Yendim. Hadi. Sağlık olsun ya, ne yapalım. Gel Cenk Başkan. Vay. Bak şimdi balina. Evet. Bu olayı biliyor musun? Ya. Aa, bunu da mı koymuşsun? Çok iyi lan. Mükemmel. Ne yapıyorlar? Bunların böyle balina çağırma şeyi var, tamam mı? Hu falan yapıyorlar işte. Dur sesini açayım biraz. Şeyi var mı? Fransa haka böyle dansı yapan var mı? Vallahi ortam mükemmel. Şimdi ikinci maç, günün son maçı. İsviçre-Sırbistan. Yani gönül ben Sırbistan olmak istiyorum ama bakalım nasıl olacak şimdi. Kardeşim. Kardeşim bilmiyorsa oynamayalım. Yıldır abi. Bu maçta böyle geçirdi, yandık abi. İkili güzel. Seç bakalım kim aldı. Sırbistan aldı ya. Sırbistan'ı çok atarım çünkü. Ben de böyle iddialılık görmedim abi. Tamam, ben kırmızı formayı aldım. Tamam, ben de beyaz aldım. Sence beyaz al. Takım yönetimi. Yine her zamanki gibi üçlü defansımıza döneceğiz. Oo, Sovic var lan, iyi. Çok iyi oğlum kadrosu bence Sırbistan'ın bu arada. Herkes hafife alıyor ama. Niji Novgorod stadında oynuyoruz. Sen mi başlıyorsun? Bu arada isimleri yazdırabilir mi istersen? Yok, ben isim istemiyorum abi. Biz isimsiz kahramanlarla şampiyon olmak istiyoruz birader. O yüzden
Aynen. Lan onu yaz onu be arkadaşım be abicim be. Yaz onu be kardeşim benim ya. Bizde. Oho. Bu hakemlerle zor biter bu kupa kardeşim. Yalnız tek korktuğum adam Şakir Erşit'e. Ya Şakir bitirdi kendini be birader. Oyunda yine çok yoruldum yani. Küme düşmedi mi şeyde? Stokstil'e küme düştü. Aaa. Saçmalık. Oo arkaya kaçırılın be kardeşim ya. Dedim. Ne dedin oğlum adam arkaya kaçtı. Neyse. Moral bozmak yok. Çözeceğiz. Şakir iyi mi dedi. Şakir'im dedi anlamadım ben birader ama. Şunu bir yazayım. Vuracağın topuna. Hay senin balını ben ya. Senin sakat var kardeşim. Onu ambulansa lütfen dışarı alalım. Zaten kanat oyuncum yok. Onu ambulansa dışarı alalım birader. Lan ne güzel ara pas attın orada be. Bu arada maç mı bitirdin birader ya? Devam et. Devam et bakalım. Savaş Atletico Madrid'deki miydi mi Lazio'daki miydi? Lazio'daki. Yürü lan Zuber. Adamsın lan. Zübersin. Bu espri yapmazsam olmaz. Penaltı. Hoca penaltı hoca. Ya sen niye abire bana sarı kart veriyorsun ya? Allah Allah. Adam bana boş zamanda sarı kart veriyor ya. Yaz şuna bir sarı yaz. Yalnız bu Rodriguez de iyi sol bek abi. Wolfsburg'da mı neydi? Milan'da. Milan'a ne bekliyor? Milan'a transfer oldu ya. Ördüm. Örgü gibi ördüm valla. Güzel geldi. Şakir vurur. Allah be. Yürüyün bakalım çocuklar. Gol. Vallahi gol. Vallahi gol. Oh! Şakir'im, biraderim bunları atman lazım. Bakalım Zakaria'yı aldık oyunu. Övdüğünüz o kadar Dünya Kupası boyunca neler yapacak? Allah! Bu arada Sırbistan ilk maçında Costa Rica'yı Kolarov'un free kick golüyle yendi. İsviçre'de Brezilya ile 1-1 berabere kaldı. Yani bu grup aslında bayağı sıkıntılı ve tehlikeli bir grup. Bu maçta bu akşam oynanacak. Bayağı böyle dikkat çeken grubun kaderini etkileyecek maçlardan birisi aslında. Allah! Bu maçta kıran kırana geçiyor. O maçta kıran kırana geçebilir bu arada. Bu arada geçen gün şey gördüm. İsviçre'nin kadrosunda birçok milletten oyuncu var. Hani İsviçre'li oyuncu sayısı 3'ü 4'ü geçmez işte. Şakir Arnavut falan mesela işte Bosna Hersekli oyuncular var. Böyle garip bir uluslar topluluğu aslında İsviçre. Ben biraz bu konuya önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani milli takım oluyor da ne kadar milli takımlar milli takım artık son dönemde. İşin biraz böyle gazı kaçıyor gibi yani. İşte atıyorum şeydi Danimarka'da Sisto var mesela Güney Sudanlı. O ne var? Anladın mı yani? Biraz ilginç bir olaya doğru dönmeye başladı. bunu biz de yapıyoruz. İşte milli takımımızda Bobby Dixon vardı. Önceden Mehmet Aurelio vardı. Yani bu şey gibi eksik olan bölgeye takviye yabancı ile yapılıyor. Bence böyle olmamalı. Ama işte dünya kuralı bu. Bir açık buldum herkes yapıyor yani. Mariano yapıyor mu yapmıyor mu orası tartışılır bence bu arada. Hayır lan! Bu laftan sonra da gol yemek hiç olmadı ya. Tartışırız. Üçlük olduk ya. Markovic attı bir de Allahsız ya. Rüzgarın oğlu. Markovic bir kaldı demesinin üzerine. Sırbistan üçlük yapamaz herhalde ya yarın. İsviçre'yi. Foul var ya hocam. Koşsana be. Hala koşsana. Sen ne biçim adammışsın ya. Maç 3-0 hala koşsana diyor ya. Öyle vuruk atabileceğini atacağım. Allah Allah. Bu akşamın maçlarını oynadık. İlk maçta İzlanda Nijerya 2-0 yendi. İkinci maçta da Sırbistan İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Maçlarda ne olur bilmiyorum ama bizim işte oyunda oynadığımız şey böyleydi. Yani farklı bir içerik kategorisi daha kazandırdık kanala. Umarım beğenmişsiniz. Canımız sıkıldı. Evet. Güzel oldu yani. Bu
bu kategori iyi oldu. Belki bunun devamı gelebilir turnuvanın ilerleyen dönemlerinde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Burak düzgün oyna, vallahi ayağını kırarım. Aynı maçı bir daha oynayalım. Yapalım mı?